Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karaboğa. Her şey için çok uğraşıyoruz. Bizim kadar McLaren de uğraşıyor. Sezonun en dominant performansını ortaya koydukları, güvenlik aracının yağmurun olmadığı bir yarışta bu dubleyi alırken bu kadar uğraşmalarına gerek yoktu. Oscar Piastri'nin kariyerinin ilk Formula 1 galibiyeti takım emirleri tartışmalarının gölgesinde kaldı. Ancak burada kalmayacak çünkü Formula 1'de henüz daha 1,5 sezondur yarışan ve bunun da büyük kısmını rekabetçi olmayan bir araçla geçirmiş bir sürücünün kazandığı ilk galibiyetin hakkını vermek gerekiyor. Bazı şeylere çabuk alışıyoruz. Oscar Piastri'nin Formula 1'e adımını atar atmaz kötü bir araç ve çok güçlü bir takım arkadaşı gibi mental olarak çok zorlayıcı bir kombinasyona karşı mücadele etmek zorunda kaldığını ve buna rağmen çok az hatayla Formula 1'e çok çabuk adapte olabildiğini unutmamak lazım. Çok hızlı adaptasyonuna ve doğal yeteneğine rağmen başa çıkmakta çok zorlandığı bir takım arkadaşına karşı yarışıyor. Geçtiğimiz seneki Japonya Grand Prix'sini hatırlıyorum. Oscar'ın kariyerinin ilk podyumuydu ve McLaren'ların en rekabetçi oldukları yarışlardan biriydi. Norris, Verstappen'in 19 saniye gerisinde ikinci olmuştu. Oscar ise Norris'in 17 saniye gerisindeydi. Yani neredeyse Max'in Lando'ya attığı farkı Lando'da Oscar'a atmıştı. Oscar'ın tüm bu hızlı adaptasyonuna ve yeteneğine rağmen halen ne kadar geride olduğunu çok çarpıcı bir biçimde gösteriyordu. Özellikle yarış temposunda, lastik yönetiminde Norris'in yanına dahi yaklaşamıyordu. O yarışın üzerinden bir sene dahi geçmedi ama Oscar her geçen hafta bir adım daha yaklaştı ve şimdi Norris'in önünde zafere uzanmayı başardı. Bu Formula 1'e hemen adapte olabilmesinden bile daha etkileyici çünkü o son saliseleri kapayabilmek her zaman çok daha zordur. Tur başına bir saniye gerideyseniz analizleri yapıp neleri daha iyi yapabileceğinizi bulabilirsiniz. Fakat tur başına 0.5'lerden, 0.3'lerden veya 2'lerden bahsetmeye başladığımızda bir turda nasıl 0.2 kazanırım sorusunun cevabını size kimse veremez. Birçok pilot bu sorunun cevabını bulana kadar emekli olurlar. Lando Norris griddeki elit sürücülerden biri. Hem tek turda hem yarış temposunda tüm pistlerde istikrarlı bir biçimde her hafta performans alabileceğiniz az sayıdaki sürücülerden biri. Bazı eksikleri onun da var. Bu yüzden Hamilton Verstappen seviyesinin bir altında, yani bir hayli yukarılarda. O yüzden Oscar'ın hem adaptasyonu hem de Lando Norris'le adım adım farkı kapatabilmesinin hakkını teslim etmeliyiz. Hem de daha ikinci sezonun dolmadı. Özellikle üçüncü sezonunda nasıl bir performans göstereceğini büyük merakla bekliyorum. Takım emrine gelmeden önce adım adım bu takım emrine götüren olaylara bir bakalım. Yarış başında Piastri Norris'ten daha iyi bir start aldı, geri adım atmadı ve ilk virajdan lider çıkmayı başardı. Norris'in ilk turlarda bir de Verstappen'in arkasında kalması ona bir nefes boşluğu yarattı. Ancak ilk pit stoplara kadar olan bölümde Piastri pistte hem hızlı hem de çok olgun bir sürüş gerçekleştirdi. İlk pit stoplara geldiğimizde McLaren Hamilton'ın pit stopunu karşılamak için Norris'i pite aldı. Hamilton pite girmeden önce Norris'le olan 5 saniyelik fark 2,5 saniyeye inmişti. Hamilton'ın aslında amacı Verstappen'i undercutlamaktı fakat buna Red Bull tepki vermedi, McLaren takımı tepki verdi ve takım risk almayarak Norris'i önce pite aldı. Gerçekten gerek var mıydı tartışılabilir. Mercedes McLaren'larla yarışabilecek düzeyde değildi. Fakat ne olursa olsun pist pozisyonunu korumaya önceliklendirmelerini gayet iyi anlayabiliyorum. Geçişin zor olduğu bir yerdeyiz. Red Bull'un Verstappen'le yaşadığı şeyi yaşama riskini göze almak istemediler. Tabii Hamilton Norris'e karşı bir turda 2,5 saniye kazanırken Norris de önce pite girmesiyle yeni lastikleriyle Piastri'ye karşı süre kazanmaya başlamıştı. McLaren da sonraki tur Piastri'yi pite aldı. Norris'in önce pite girmesi ona 1 saniye kazandırdı. Sonra ısıttığı lastiklerle Piastri'ye biraz daha yaklaştı. Farkı 2 saniyeye kadar indirmişti. Ancak fark kapanmasına rağmen Piastri acele etmedi. Önce lastiklerini hazırladı, ardından hızlandı, sonraki 10 turda Norris'le olan farkı yavaş yavaş açtı. Fark 4,5 saniyeye gelmişti, yarışı da yarılamak üzereydik ki Piastri'nin hatası geldi. Dışarı taşması ona yaklaşık 3 saniyeye mal oldu ve Norris'le fark bir anda 1,5 saniyeye inmişti. Bu Piastri'nin yarıştaki en büyük hatasıydı. Hem o ana kadar kusursuz götürdüğü yarışta önemli bir hata yapmış, özgüveni zedelenmişti. Ancak daha da önemlisi büyük emeklerle açtığı fark bir anda kapanmış ve Lando Norris undercut aralığına girmişti. Yani Norris yerine rakip bir takım sürücüsü olsaydı gerçekten büyük bir problem olabilirdi. Artık arkadaki pilot önce pite girip Piastri'nin önüne geçebilirdi.
Fakat neyse ki Oscar'la Lando takım arkadaşı ve Piastri'nin liderliğini koruması için McLaren'ın tek yapması gereken bu sefer önce Piastri'yi pite almak. Ancak McLaren bunu yapmadı. Tekrar Norris önce pite aldı. Aradığı fırsatı bulan Norris iki mor sektörlü çıkış turuyla Piastri'yi undercutlamıştı bile. McLaren muhtemelen ikili pist üstünde karşı karşıya gelmesin diye Piastri'yi bir tur daha ekstra bekletip sonra pite aldı. Piastri Norris'in 3 saniye arkasına düşmüştü. Ardından McLaren takımından Norris'e pozisyonu Oscar'a geri vermesi çağrıları sonra yalvarmaları başladı. Hani bir noktada Norris'in vicdanını oynuyorlardı. Bu Malta 21 mesajlarını hatırlatan bölümde Norris takımına somut bir cevap vermeyip muğlak ifadeler kullanıyordu. Yani ne pozisyonu vermeyeceğim diyordu ne de vereceğim diyordu. Piastri'nin üstündeki baskıyı arttırıp kafasında acaba pozisyonu geri vermeyecek mi kuşkularını uyandırıyordu. Bu süreçte de birbiri ardına hızlı turlarla Piastri ile farkı yavaş yavaş açıyordu. Piastri ise ikinci pit stoplara kadar olanki temposunu kaybetmişti. Piastri'nin galibiyetinin kendi insafına kaldığını hem Piastri'ye hem takımına hem de tüm dünyaya gösteriyordu Norris. Ben daha hızlıyım, bana yol verebileceğim kadar bile yaklaşamadı. Sonra yarışın son turlarında gösterişli bir biçimde aniden durarak yol verdi. Hani liderliği resmen törenle devretti. Tabi Norris'in tüm bu şovu bir yana Piastri aslında galibiyeti yarışın sonunda değil ilk turun ilk virajında vermişti. Hatta Piastri bunu almıştı. Tüm bu küçümseyici gösteri için Lando Norris'e kızıyor muyum? Hayır. O da nihayetinde rekabetçi bir araca kavuştuktan sonra baş belası ve çok hızlı bir gençle uğraşmak zorunda kalıyor. Takım arkadaşına psikolojik üstünlük kurabilmek için kilosunu düşük gösteren, motor evinde sürekli üstsüz dolaşıp kaslarını gösteren sürücülerin olduğu bir yer burası. Norris'in de bunları yapması gayet normal. Pozisyonu geri vermeseydi de açıkçası kızmazdım. Nihayetinde nasıl olursa olsun liderliği devralmış ve yarışı kazanacak noktaya getirmişti. Oscar Piastri'ye baktığımda ise tüm bu yarıştan iyi bir ders çıkarmıştır umarım. Yarışı ne kadar harika götürmüş olursa olsun yaptığı tek bir hatayla Norris undercut mesafesine girdi. Eğer açtığı 4,5 saniyelik farkı korusaydı McLaren Norris'i önce pit alsaydı dahi problem olmayacaktı. Fakat bu hata oldu ve Formula 1'de henüz 1,5 sene geçirmiş bir genci de ilk dominant yarışında dışarı taştı diye fazla eleştiremem. En büyük şampiyonlar da bu tip hataları yapıyor. Nihayetinde de önde kaldı. İkinci pit stoplara kadar yarışta liderdi. Bu noktada takımın tek yapması gereken Piastri'yi önce pite alıp lider kalmasını sağlamaktı. Zaten tüm bu olaylarda pilotları değil McLaren'i sorumlu tutuyorum. Pilotların yarışları birbirinin neredeyse aynısıydı. Lando startta Oscar yarışın ortasında hata yaptı. Yarışın ilk bölümünde Oscar, ikinci bölümünde Norris öndeydi. Yani Malta 21'de olduğu gibi bir pilotun yarış sonuna sakladığı lastik, yaptığı ekstra bir tempo veya lastik koruması yoktu. Sadece McLaren arkadaki pilotu önce pite aldığı için bu drama yaşandı. Üstelik Norris'i önce pite almaları için elle tutulur bir sebepleri de yoktu. Hani gerçekten Lando'nun şampiyonluk iddiasına sahip olduğunu düşünüyoruz. O yüzden onu önceliklendireceğiz gibi bir durum olsaydı yine takım kararı derdim. Fakat McLaren Lando'yu gereksiz yere pite alıp öne geçirdikten sonra bu sefer araçların yerlerini değiştirmek istedi. Yani kendi yarattığı problemi düzeltmeye çalıştı. Lando'yu önce pite almalarının sebebi Hamilton'ın 4 tur önce yaptığı pit stop. Lando Norris'te fark 10 saniyeden 4 tur sonra 5 saniyeye inmişti. Ancak Hamilton'ın yaptığı erken pit stopun tek sebebi Max Verstappen'e karşı undercut girişimiydi. Yani burada McLaren'larla kimse savaşmıyordu. Halen 5 saniyelik fark varken Norris'i o kadar erken pit almalarına hiç gerek yoktu. Önce Piastri sonra Norris alınsaydı da ikisi de Hamilton'ın önünde kalırdı. McLaren yarış boyu gözünde büyüttüğü hayali düşmanlara karşı savaştı. Bu yarışta arkalarına bu kadar bakmaya ihtiyaçları yoktu. Net bir biçimde en hızlı aracı sahipken, güvenlik aracı, yağmur, kırmızı bayrak gibi şeyler de yokken bu drama çok gereksizdi. Ancak araç konusunda haklarını teslim etmek gerekiyor. Bu sezonki en dominant McLaren aracıydı. Rakiplerinin güncellemelerine rağmen en hızlı ve en dengeli araçtı. Red Bull bu yarışta güncellemeleriyle McLaren'a bir cevap vermeye çalışacak demiştim ama onlar yarışta Lewis Hamilton'ın Mercedes'iyle mücadele etmek zorunda kaldılar. Öncelikle Lewis Hamilton tekerlek tekerleğe mücadelelerde agresifliğini bu sene bir kademe daha arttırdı. Hem ilk pit stoplar sonrasında hem de ikinci pit stoplar sonrasında lastik avantajına sahip Max Verstappen'e karşı harika bir savunma yaptı.
Red Bull'un podyumu kaybetmesindeki temel sebep bu savunmalardı. Aynı zamanda Mercedes de çok doğru pit stoplarla ona destek oldu. Özellikle ilk pit stopun zamanlaması çok kritikti. Hamilton'ı tam Yuki ile Bottas arasındaki 4 saniyelik boşluğa oturma fırsatı doğduğunda pite aldılar. Böylece çıktığında Verstappen'i undercutlayabilmek için önü açık olacaktı. Hamilton daha yavaş bir araca sahip olmasına ve 5 turluk lastik farkına rağmen Verstappen'i arkasına tutmayı başardı. Bu podyum yanıltıcı olmasın, Mercedes'in sıcak havadaki problemleri sürüyor. Bu yarışta Red Bull'u araç hızıyla değil, doğru strateji, yarış yönetimi ve Hamilton'ın harika yarışıyla yendiler. Özellikle yarışta iki set sert hamur saklamaları onların opsiyonlarını çoğalttı. Böylece Hamilton'ı rahatça erken pite çağırabildiler ki ikinci pit stop da bu sayede gerçekleşti. İkinci pit stop aralığına girer girmez Mercedes Hamilton'ı çağırıp yeni set sertleri verdi ve bu erken pit stopla Hamilton'ı Verstappen'in önünde tutmaya devam ettiler. Red Bull'un stratejisi çok eleştirildi çünkü Mercedes'in aksine iki set sert değil iki set orta hamur saklamışlardı ve bu yüzden Mercedes'in pit stoplarına cevap verme şansları yoktu. Bu yüzden ikinci pit stoplarda hem Hamilton'ın hem de Leclerc'in erken pit stoplarına cevap veremediler. Yapabilecekleri tek şey son stinti mümkün olduğunca kısaltıp büyük bir lastik farkı yaratmaktı. Sonunda da 9 turluk bir lastik farkıyla orta hamurla Verstappen'i Hamilton ve Leclerc'in peşine yolladılar. Ancak geçişler tahmin ettikleri kadar kolay olmadı. Leclerc'in arkasında da çok vakit kaybettiler. Hamilton'a geldiklerinde ise Hamilton harika savunmasına devam ediyordu. Ve blokajla içeri dalarken Verstappen dönüşünü geciktirip temastan kaçınmıştı. Burada da Hamilton aynısını yapıp temastan kaçınabilirdi. Hakemler de böyle değerlendirmiş, bence doğru karar. Verstappen tehdidinin savuşturulmasıyla Hamilton ve Mercedes çok hak edilmiş bir podyum aldı. Hamilton'ın yarıştaki temposu ve agresifliği ayrıca Mercedes'in de kararlarıyla çok iyi bir yarış geçirdiler. Red Bull'da ise tam tersi bir durum vardı. Ancak yarış yönetimi ne kadar kötü olursa olsun yine de podyum yapabilirlerdi. Fakat Verstappen bunu değerlendiremedi. Yani Verstappen Hamilton'ı geçmeyi başarabilseydi yine podyum alabilecekti. Fakat geçemedi ve geçemediği gibi sabırsızca davranarak yaptığı hamlenin sonucunda yarışı 5. sırada Leclerc'in arkasında bitirdi. Perez-Russell mücadelesinde de tam tersi bir görüntü vardı. Red Bull Perez'i 2. pit stopta önce pite alarak Russell'ı undercutlamayı başardı ve Perez Russell'ın önünde bitirdi. Russell'ın iyi bir yarış geçirdiğini düşünsem de yarış stratejisi kötüydü. Tek pit stop yapacakmış gibi yapıp yapmadılar. Çok kısa bir sert hamur stintiyle yarışı bitirdiler. Bu geç pit stop sebebiyle Russell'ın Perez'e karşı hiç şansı olmadı ve ikinci set sert hamuru değerlendiremediler. Bu yarışta birçok takım pilotlar arasındaki stratejiyi ayrıştırdı. Örneğin RB Toro Rosso da Ricciardo'yu undercut tehdidine karşı yumuşak hamurla pite gelenlerden bir tur sonra pite aldı. Çok erken bir pit stoptu ve daha da kötüsü Ricciardo pitten Albon'un arkasına çıktı. Hemen ardından da daha da önemlisi ikinci virajda Magnussen'e geçildi ve trafikte kaldı. En azından Magnussen'e geçilmeseydi belki Albon'a karşı daha fazla şansı olurdu. Ancak Tsunoda tam tersini yapıp uzun gitti. Tek pit stop stratejisini çalıştırabilen tek isim Yuki'ydi. Özellikle orta hamurlarını o kadar uzun koruyabilmesi gerçekten takdire şayan bir olaydı. Bunu Russell'da deniyor gibiydi ama yapamayıp pite girmek zorunda kaldı. Biraz daha Aston Martin'den bahsetmek istiyorum. Sırama turlarındaki görüntü aldatıcıydı. Aston Martin'in asıl problemi yarış temposu ve buradaki problemleri devam ediyor gözüküyor. Zıplama ile ilgili problemi çözüp çözmediklerini Spa'da daha iyi anlayacağız. Bu yüzden Aston Martin'in güncellemesiyle ilgili karar vermek için bekleyelim derim. Eski bir dostun dönüşü haberiyle kapatmak istiyorum. Binotto Audi ile beraber Formula 1'e geri dönüyor. Binotto hem operasyon tarafının hem de teknik tarafın başında olacak. Yani öncesinde iki kişinin üstlendiği sorumluluğu tek başına üstlenecek ve teknik patron James Key ve henüz belli olmayan takım patronu da Binotto'ya raporlayacak. CEO Gernot Dölner kararındaki amaçları tüm Formula 1 projesini hızlandırmak, yönetim organizasyonunu ve sorumlulukları netleştirmek, ayrıca etkin koordinasyon sağlamak olarak açıkladı. Buradan da anlayabileceğiniz gibi Audi'nin Formula 1 projesinde iki başlılık sorunu vardı. Audi'nin Formula 1'e gelmesinde büyük rol oynayan Oliver Hoffman projenin operasyonel tarafına da müdahale etmeye başlamıştı ve takım patronu Seidel'la çatışmaya başlamışlardı. Bu güç savaşı problemlerini de beraberinde getiriyordu. Hoffman'la Dolan arasında da anlaşmazlıklar olduğu sene başında haberleri çıkmıştı.
Bu iki başlığı bitirip Binotto'yu getirdiler. Formula 1'in hem teknik hem de operasyonel tarafında uzun yıllardır görev almış çok tecrübeli bir isim. Bakalım takım patronu olarak kim gelecek? Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Hatırlatmamızla veda edelim. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.